Nagihan Alçı, Haber Dünya Türkiye'den büyüktür. Cumartesi CHP'nin günlerdir merakla beklenen 2. yüzyıl toplantısına gitmek için Taksim'deki Haber binamızdan sevgili Muharrem Sarıkaya ve Kürşat Oğuz'la saat tam 13.15'te çıktık. Harbiye'ye doğru yürümeye başladığımızda yüzümüze vuran sert ayazın bizi çok uzun sürecek bir toplantı öncesi canlandırmak için estiğini henüz bilmiyorduk. Lütfi Kırdar kongre merkezine geldiğimizde kapının önünde iğne atsanız yere düşmez bir kalabalık vardı. Davetiyesi olan parti yöneticileri, üyeleri ve örgütler içeri girmeye çalışıyor. Davetiyesi olmayan vatandaşlar da gelmiş, şanslarını deniyor, olmazsa da orada bulunmanın keyfini çıkarıyordu. CHP il yönetiminden görevli arkadaşlar yanıma geldiler. Onların yardımıyla izdihamı yararak ön kısımda protokol olarak ayrılan bölüme ulaştım. Eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin, partiye emek vermiş Murat Karayalçın gibi ağır toplar, Faik Özsırak, Özgür Özel, Engin Altay, Veli Ağbaba, Selin Sayak Böke gibi mevcut yönetimin önemli isimleri ilk gözüme çarpanlardı. O yoğunlukta bana gösterilen yere ulaşıp oturmaya çalışırken sevgili arkadaşım Nihal Bengisu Karaca ile karşılaştık. Biz henüz yerimize yerleşmeden etrafında bir kalabalıkla birlikte Ekrem İmamoğlu girdi içeri. Kılıçdaroğlu salona girince Nihal'le beraber tüm bu isimlerle selamlaştık. Ayaküstü sohbet ettik. Sonra görevlilerin yardımıyla nihayet değerli meslektaşımız Murat Sabuncu'nun yanındaki iki koltuğa yerleştik. Ancak tam otururken salonda bir gürültü koptu. Ne oluyor diye fırladık. Kemal Kılıçdaroğlu içeri girmiş. Saniyeler içinde coşku tavan yaptım. Alkış ve tezahürat öyle yüksekti ki tereddüt yok örgütler ve parti yönetimi Kılıçdaroğlu'nun adaylığını isteme konusunda Nirvana'ya çıkmış diye geçirdim içimden. Kemal Bey'in yanında salona giren Canan Kaftancıoğlu'nun özgüvenli ve mutlu hali de dikkatimi çekti. Bazıları tersini iddia ediyor ama aralarında sorun varsa bile İmamoğlu da Kaftancıoğlu da selamlaşma esnasında bunu ustaca örttüler. 4,5 saate yakın süren toplantının içeriğine elbette uzun uzun girmeyeceğim. Birçok meslektaşım yazdı. Cumartesi gecesi de Habertürk TV'de anlattım. Rifkin meselesi. Ben bu yazıda Rifkin'i savunanlar vesaire, Rifkin karşıtları meselesine değineceğim. Önce şunu söyleyeyim. Elbette en büyük ilgi Kemal Bey'eydi ama Ekrem Bey de salonda büyük ilgi gördü. Mansur Yavaş bizim oturduğumuz yere uzaktı. Onu pek göremedim ama duyduğum kadarıyla Yavaş'ın da etrafı çok kalabalıkmış. Kafamı kaldırıp salona baktığımda koskoca kongre merkezinin yukarıdaki balkon bölümleri dahil tamamen dolu olduğunu fark ettim. Sol ve orta balkona partinin gençlik kollarını almışlardı ve onlar da dört buçuk saat boyunca Jeremy Rifkin ve diğer kıymetli ekonomistlerin sunumlarının haricindeki zamanlarda ortama coşku vermek için devamlı iktidar iktidar ya da hak hukuk adalet sloganları attılar. Hatta zaman zaman bizimle birlikte oturan parti örgütü üyesi olduğunu tahmin ettiğim bazı isimler de ayağa fırlayıp tezahüratta bulunuyordu. Hacer Fogo yere oturdu. Salon öyle kalabalıktı ki bir süre sonra tüm koltuklar doldu ve insanlar aradaki merdivenlere oturmaya başladılar. Hatta Hacer Fogo konuşmasını yaptıktan sonra kendi koltuğuna döndüğünde koltuğa başkası yerleşmişti bile. Hacer Hanım hiç gocunmadan yere oturdu, toplantıyı yerden takip etti. Ben genel olarak salonun motivasyonu ve heyecanını çok yüksek buldum. Ancak cumartesi akşamı Habertürk TV'de çıktığım yayında da söylediğim gibi Kemal Bey'in açılış konuşmasıyla yükselen coşku ilk konuşmacı olarak seçilen Rifkin'le azaldı. Rifkin'e Fransız salon. Bu da çok normaldi. Zira birçok kişinin dile getirdiği gibi Rifkin Amerika'daydı. İngilizce konuşuyordu. Simultane tercümeye erişim yok denecek kadar azdı ve konu çok önemli olsa da Türkiye kamuoyu için başlangıç olarak pek de seksi değildi. Ancak CHP organizasyon ve zamanlama hatası yaptı diye bunun üzerine atlayıp James Rifkin'in tercihine itiraz edenlere bir çift lafım var. Türkiye olarak biz bize yeteriz ve Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur gibi içe kapanmacı ve izolasyonist yaklaşımlardan kurtulmadıkça ülkemizi istediğimiz Şampiyonlar Ligi'ne çıkaramayız. Sadece Angela Merkel ve Çin'den bahsediliyor. Halbuki James Rifkin 2008'deki AB dönem başkanlığı sırasında Fransa'ya, Portekiz Başbakanı Jose Socrates'e, Slovenya Başbakanı Janez Janša'ya da danışmanlık vermiş bir isim. Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve birçok Asya ülkesine yol gösteriyor. Çalışmaları dünya çapında ufuk açıcı olarak nitelendiriliyor. Üçüncü Endüstri Devrimi kitabı tüm dünyada en çok satanlar listesinden inmemişti mesela. Üçüncü Dünya Refleksi Kılıçdaroğlu, dördüncü endüstri devrimini hayata geçirmek için işte bu isimden yardım istiyor. Kimse kusura bakmasın böyle birini Türk olup olmaması üzerinden değerlendirmek ancak 3. Dünya refleksidir. Bu refleksleri aşmadan Dünya 1. Liginde asla olamayız. Bakın ABD bütün iyi beyinleri kendi bu etnik milliyetçi yaklaşımların üzerinde konumlandırdığı için topluyor. Bırakın gayrimilliği bir tutum olmasını Rifkin gibi isimlerin Türkiye'ye katkı sağlaması milli bir yaklaşımdır bence. McKinsey tercihi de doğruydu. Ben hayatım boyunca hep aynı tutarlılıkla evrensel değerleri savundum. Berat Albayrak'ın McKinsey'den danışmanlık alma kararını da destekledim. O da çok doğru bir yaklaşımdı. Dünya piyasalarına büyük bir güven verecektik. Sayın Devlet Bahçeli de McKinsey atılımını destekledi o dönem. Fakat Abdurrahman Dilipak başta olmak üzere radikal İslamcı medya ortalığı inletti, bu kararı yerden yere vurdular emperyalizme teslim olduk saçmalıklarıyla sosyal medyada isyan çıkardılar. İktidar medyası kalemleri de al bayrağı yalnız bıraktılar ya da isteksizce savundular ve süreç neticesinde McKinsey açılımı iptal edildi. Halbuki o karar hayata geçse Türk ekonomisi bugün bu halde olmayabilirdi. Rifkin'in danışmanlığı da aynı bağlamda çok doğru buluyorum. İslami çevreler Rifkin'i 90'larda severdi. Bu arada ilginç bir detay vereyim. İslami ve muhafazakar entelektüel çevreler için aynı Rifkin 90'larda sevilen ve takdir edilen bir isimdi. Bunun sebebi de 70'ler ve 80'lerde koyu anti-modernist ve anti-darwinist bir çizgide olmasıydı. Nitekim Rifkin'in bu anti-modernist kitaplarının çevirilerini 90'larda iz yayıncılık, gelenek yayıncılık gibi İslamcı yayın evleri basmıştım. İslamcı yazarlar o dönem Rifkin'i severlerdi. Öte yandan o dönemdeki çizgisi nedeniyle ana akım bilim dünyası tarafından ağır eleştirilere maruz kalmıştı Rifkin. Hatta o dönemdeki bilim felsefesi ve tarihine ilişkin görüşlerinden hoşlanmayacak olanlar esasen Celal Şengör gibi kemalistlerdir. Celal Hoca, Rifkin'in o yıllarda yazdığı kimi kitapları nedeniyle yerinden zıplayabilir. Sonrasında Darwin gibi konuları bir yana bırakıp ağırlığını teknolojik dönüşümlere ve iktisat alanına kaydırmış ve çok büyük başarı kazanan 3. Sanayi Devrimi gibi kitaplarını yazmış. Şu an iktisadi ekol olarak liberalizm akımının içinde görülüyor ve akademik dünyada da itibarlı bir isim. CHP ile uyumlu çalışıp çalışmayacağına da hep beraber göreceğiz. Evrensel liberal değerler. Rifkin faydalı olur olmaz ayrı konu ama Dünyaya açılmamız bana göre kesinlikle faydalı. Ben hem doğu hem batıya açılmamız, kısacası kapanmamız değil, dışa açılmamız gerektiğine inandım hep. Bugün de aynı inançla bizi büyütecek olanın Türkiye ve dünyada esasen korumacı ve içe kapanmacı havaya, yükselen milliyetçiliğe inat evrensel liberal değerlerle ve global dünya ile bütünleşmek olduğunu söylüyorum. Atalım artık şu lokal taşralı gözlüklerimizi Dünya Türkiye'den büyüktür. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.